Herkese merhaba arkadaşlar. Dating Simülatör'ün birinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugüne kadar her mesleği yaptık. Hepsinde de başarılı olduğumuz söylenebilir. Tek bir konularda biraz eksiyiz. Flört yapma, özel hayatımız konularında biraz endişeliyiz. Çünkü bunu tek... eksik kaldığımı ben de farkındayım. Ben de farkındayım arkadaşlar. Şu yandaki kızın çorapları ne güzelmiş. Bunun gibi güzel hatunları tablamaya çalışacağız. Harbi bunlar insan, insan. Ben insan değilim. Bu insan zaten insan. Şunun fizike, şunun o çorabı var ya, bütün maaşımı veririm. Hatta dedemin tarlalarını sa... Neyse arkadaşlar, konu fazla uzadı. Oyuna başlayalım. Nasıl flört edilir, nasıl kız tavlanır. Kendi yeteneklerimi size sergilemeye çalışacağım. Kız tavlamak için öncelikle elle tutulur bir tipimiz olmalı arkadaşlar. Her ne kadar da önemli olan iç güzellik deseler de %98 yalan söylüyorlar arkadaşlar. Dışı güzel olmayan birinin içini merak etmezler. Bunu da sakın unutmayın. Ya bunun suratı niye yelken gibi oldu lan? Senin suratını sikeyim. Hayata gene 4-0 geriden başlamışız demek arkadaşlar. Kulaklar. Kulaklar az buçuk geride olmalı bence. Oha amına şirek oldu. Düşünsenize arkadaşlar, böyle bir komşunuz var. Eşinizle özel anlar yaşıyorsunuz. Hepiniz her şeyi duyuyor. Amına kulaklarına baksanıza. Biraz daha küçültelim şöyle. İnsana benzesin. Gözün boyutu biraz büyük olsun. Çünkü kızlar bakışlardan çok etkilenir diye biliyorum. Hemen kendime güzel bir saç da ekleyeyim. Bu ne oğlum, bu değil. Hayır, kızlar böyle de sevmiyor. Bu ne oğlum, 2. Dünya Savaşı modellerini niye benim karşıma getiriyor bu be? İsmi farklı bir şey girmeyeceğim arkadaşlar. Kendi seski ismimi gireceğim. Umut. Soy ismimi değiştirebilirim aslında. Yalın ayak. Umut yalın ayak. Burada bir gizli mesaj içeriyoruz. Ayak. Anlayan anladı yani. Anlayana. Anlayalayana. Bu oyunu yapanın mizah seviyesini sevdim ha. Bıktım artık, her günüm aynı diyor. Bugünden itibaren hayatımda değişikliklere gidiyorum. Likliklere. Likliklikle. Anlayan anladı. Dün yüklediğim uygulamayı kullanayım. Buna koydum. Asosyal asosyal uygulama yüklemiş. Demiş ne yapayım? Google'a yazmış niye yalnızım? Niye herkesin var benim yok? Sevgili ne işe yarar? Öyle şeyler arattığımızdan sonra arkadaşlar karşımıza uygulama reklamları çıktı. Biz de uygulamayı indirdik. Neyse, telefonumuzu açıyoruz. Garaj uygulamasından istediğimiz arkadaşı bulup yatağa atabiliyor. Şaka bir yana bak, burada kalp işareti var. Finder diyor, arkadaş bul diyor. Ama bence garaj uygulaması daha çekici. Neyse, Finder'i açalım. Ruh eşinizi bulun. Bölgenizden beğendiğiniz kişilerle eşleşin ve sohbet edin. Kaydolun, kayıt ücreti $25. Buna koyayım, $25 daha veririm eskorta gideyim o zaman. Bir uygulama nasıl $25 oluyor? $25'ın 500 TL'den fazla ettiğinin farkındasın değil mi? Kaydolun. Yine de bir asosyal olarak bu parayı ödemeliyim. Aa, yeterli param yokmuş arkadaşlar. Ulan aslında niye yalnız olduğumuz da yavaştan anlaşıldı. Paramız da yokmuş. Şu tablona kay güzel. Alıp şimdi duvara yerleştireyim. Anısı var usta. Oh shit. Here we go again. Bir arabamız varmış. Ona binip çalışmaya gideceğiz galiba. Arabamız bu. Herhalde ki araba beni sürecek. Çünkü hiç güven vermiyor. Amına koyayım, burada bize yapışsa yapışsa götümüze dişi kene kaçar. Burada başka bir şey yok ki. Dağın başındayız. Arabamız külüstür. Evimiz külüstür. Sonra niye sevgilimiz yok? Hele bak. Neyse, binelim arabaya. Şöyle. G motoru çalıştırır. Arkadaşlar duyuyorsunuz. Bu kaşarın sesi. Yavaştan bir gidip çalışalım, para kazanalım, ondan sonra uygulamayı yükleyelim. Yani var ya, sırf uçkuruma düşkün olduğum için çalışmaya gidiyorum. Kız bulma ümidiyle. Başka türlü bu işin olacağı yok. Arabayı nereye park edeyim? Direkt böyle buradan dağdan yavaşça ne gidiyorum. Usta selamün aleyküm. Bana uygun kum atma işi olur. Çimento taşırım, tuğla taşırım. Yeter ki gün sonu $25 kazanabileyim. Azmışım lo. Seni bile çekici görüyorum. Şaka bir yana, patron bu. Merhaba. İş basit. İnşaatta çıkan görevleri tamamla, görev başına $10 al. Ya $10'a amına kedimi çalıştırıyorsunuz siz? Ay, çalışmayı da hiç sevmem ha. Millet çakışıyor, biz çalışıyoruz ya. Basılı tut. Oğlum iş güvenliği de yok ki burada. Neyse, alalım bunu. Nedir ki bu? Ya ne kadar zor bir işmiş bu. Allah lanet olsun bize lan. Arkadaşlar çalışıyorum şu an, kum atıyorum. Evet, çok zorlanıyorum bunu yaparken. Aa! Anime kızı mı lan bu? Ulan nasıl kum atıyor lan? Benim rüyalarım da aynı böyle arkadaşlar. Anime kızı kum atıyor. Balinalar sahilde güneşleniyor. Ulan harbi şaka maka, yazığım geldi anasını satan. Nereyi kazdı da belli değil ki. Kör amına.
Tamam arkadaşlar, bayağı bir para kazandım. 75 dolarım oldu. Bu da demek oluyor ki uygulamaya 3 farklı hesaptan kayıt olabilirim. 75 dolarımı aldım. Hemen şu gölgeliğe geçelim arkadaşlar. Şu uygulamaya artık bir giriş sağlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yani romantik bir yere geçip uygulamaya ele girelim. Deniz manzarası. Ruh eşinizi bulun. Bölgenizden beğendiğiniz kişilerle eşleşin ve sohbet edin. Sohbetten sonrası size kalmış. Kaydolun. Ay, kalp yanıyor, sönüyor. Hangisine? Çarpıya tıklamayacağım. Param boşa gitmesin. Eşleş diyorum arkadaşlar. Okumamız var oka. Sen eşleştin. Ay, demek ki dünyada bana göre birileri de varmış. Kabul. Jiz. Selam. Aleyküm selam diyemiyor muyum? Hemen bugün buluşalım denmez amına koyayım. Öncelikle bir tanışa. Merhaba, nasılsınız? Nelerde hoşlanırsın? Ay, memeleri çok bir kişisin. İyiyim. Oğlum bu ne amına koyayım, sapık gibi hemen kızı buluşmaya çağırıyorsun. Önce bir sohbeti ilerletirim. Neler yapmakta hoşlanırsın? Denize girmeyi sever misin? Ben de girmeyi severim. Böyle şeyler. Oha, kız direkt beni arkadaşlar. Ay. Yüz yüze konuşalım dedi, tamam. Ne yapacağız? Eşleştiğin kişinin yanına git diyor. Çok heyecanlıyım lan. Eşleştiğim kişi 240 metre ileride. Amına karı o kadar ki azgın arkadaşlar. 3 mesajda beni yanına çağırdı. Nasılsın? Yanıma gel. Nasılsın dedi, yanıma gel. Gaz etmeyeceğim. Trafik kurallarına uygun süreceğim. Çünkü hayatım boyunca ilk defa bir kız beni buluşmaya çağırıyor. Yolda ölmek istemem. O yüzden 5 ile gideceğim. Aklatın başındayım. 16 yaşındayım. 12 yaştan beri le gül kızın peşindeyim. Güle güle gül hanım, gel otur benim canım. Geldik arkadaşlar, çok heyecanlıyım. Kız galiba o. Kız mı o, adama da benziyor biraz. Ay vallahi da kız. Umarım arkadaşlar çok fazla profilinde efekt falan kullanmamıştır, yani ona benziyordur. Başta onu tanımamazlıktan geleceğim. Mesela yandan geçeceğim, onu tanımıyormuş gibi yapacağım. Pardon, burada çok güzel bir hanımefendi gördünüz mü? Ulan bismillah, çıkalım. Merhaba, siz cis olmalısınız. Memeleriniz gerçekten orijinaliyle çok benziyor. Gerçekten çok iyi bir insansınız, kimseyi kandırmıyorsunuz. Sonunda gelebildin diyor. Kusura bakma, geç kaldım. Aynen, umut yalına. Çok yavaş geldin, araban kötü belki ondandır. Kıyafetlerin de çok iyi durmuyor. İdrek bana sif amına koyayım. İdrek benim bütün aileme küfür et. Kızlar dedik merhaba, hemen diyor araban kötü, kıyafetin kötü. Götünü sikeyim dedi, yabanisin dedi. Bunlar gerçekten sorun mu senin için? Hı? Herkesin beklentisi farklıdır. Buluşacağım insanda biraz para olması lazım. Gördüğüm kadarıyla sende hiç yok. Parayı ananda ara. En azından dedi ki senin tipini beğendim, paran yok diye konuşmuyorum, bu da bir şeydir. Harbi bazı insanlar arkadaşlar doğuştan amına koyayım zengin doğuyor. Benim gibi garibanlar da 8 saattir inşaatta çalışıyorum, kız bana paran yok muamelesi yapıyor. E orospu, senin de memen küçük. Ona bakarsan ben kabul et. Lanet olsun insanlığına. İnsanlığına lanet olsun. Siktir git, sen siktir git. Ben siktir git, amına koydum mu orospusu. Kaşa. Al şu 200 parayı da kendine yeni kıyafetler al diyor. Amına koydum çöy. Orospu bana 200 dolar verdi. Yazığı geldi bana. Vay amına orospu. Sen kime şey artistlik tarsıyorsun? Amına koydum kaşa. 200 bir amına, ben ömrüm boyunca hiç bu kadar rencide olmamıştım. Karı resmen bana buluşmaya gittim 200 dolar verdi dedi git kendine adam akıllı kıyafetler al dedi. Allah senin belanı versin lan. Lan nasıl hevesli gelmiştim lan. Sonra diyorlar niye özgüvensiz? Oğlum nasıl özgüvenli olalım? Bizi rezil etti, paramız yok diye lan. Demek ki 1000 doların altında kimseyle buluşmaya çıkmayacağız. Rencide oldum yemin ederim var ya, şu an kıpkırmızı oldum size belli etmesem de. Arabayı uçuruma sürebilirim, o derece zoruma gitti yani. Paran yok. Amına koydum orospusu, profilimde zaten benim fakir olduğum gayet belliydi, ne diye heves veriyorsun o zaman? Götü kırık telefonla fotoğraf çekmiştim arkadaşlar, bulanıktı profil resmim, gene de kız bana mesaj atıyor. Bir de bende zenginlik bekliyor. Birinci dakikada beni buluşmaya çağırınca onun kaşar olduğunu ben anlamalıydım. Kimse kusura bakmasın, ben bu saatten sonra bütün paramı kıyafete basarım o lafları yedikten sonra. Mağazadaki elbiseler sanki çok güzel de anasını satayım. Bana bir tişörtümü değiştireyim, tişörtümü beğenmedi bence. Yıldızlı filan ya, çok tuhaf durdu. Sade bir şeyler giyeyim arkadaşlar, biraz sportif. Ya ben bu kalpli donuyu yanlışlıkla satın aldım ya. Bu ne lan? Kalpli don ne anasını, bal iskeletli olsaydı. Kombinim şu an idare eder bence arkadaşlar. Aa, uygulama içi satın alma var arkadaşlar. Diyor ki eşleştiğin kişinin kişiliğini görebilirsin yani. Finansal durumunu görebilirsin eşleştiğin kişinin. Hobisini, negatif hobisini, her şeyi öğrenebilirsin. Ama onun için bir ton para ödemen gerekiyor diyor.
Biz uygulamaya para vermeden tekrardan 25 dolara eşleşeceğiz. Gene birini bulduk. Mary. Erkek mi lan? Direkt konuya giriyorum. Acilen sana verdiğim adrese gel, seni bekliyorum. Bu bizim kaderimiz. Bu benim kaderim. Bu benim kaderim. Bu benim kaderim bu. Karım bu benim. Geliyorum. Mary'im. Öz karım nerede lan? Ay hatun çekil. Yoksa Mary sen misin? 300 metre uzamda karı yanıyor arkadaşlar. Resmen dedi seni tanımama bile gerek yok. Gel yatağıma gir dedi. Ahlatın başındayım. 16 yaşındayım. Bu sefer üstüm başım yerinde çok şükür. Arabayı uzak bir yere park edeceğim. Kadın arabamı görmesin. Arabayı görüyor hemen bir negatif enerji oluşuyor onda. Beni keko zannediyor. Biri yetmez ikincisi olsun. Arabayı buraya park et. Görmesin ama. Tepelik'in burada kalsın araba. Şeyi de motoru da kapatalım, mazot yemez, para yoksa. Duyduğuma göre arkadaşlar kızlar kurt adamlara ve vampirlere bayılırmış. Çünkü filmlerde çok havalı ve çok aslılar ya. Ben de bunu vampirim diye kandırsam mı acaba? Evet, hatun bu sanki biraz kilolu mu yoksa? Yo yo, kilolu değil. Ama bile tuhaf mı lan bunu? Allahümme salli ala seyyidine Muhammed. Niye böyle oldu ya? Belli... Lan... Belliydi amına koyayım. Kız merhaba bile demeden beni yanına çağırdı. Baksanıza şunun suratına. Şu an benim burada olduğumdan bile farkında değil. Herhalde gözleri görmüyor. Yardım edin. Lan araba gel beni al lan. Ya neyse ya. Bize de ancak bu bakardı zaten amına koyayım. Şununla bir şansımı deneyeceğim. En azından sıfırı bir bir yapalım. Ya bu ne oğlum? Bu terlik ne amına koyayım? Sen bunu hurdacıdan mı al? Merhaba. Gelmeni beklemiyordum. Geleceğimi söylemiştim ve geldim gülüm. Başka şansın yok zaten. Tipe bak, özgüvene bak. İnsan anlamıyor ki. Beni tehdit mi ediyor yoksa şaka mı yapıyor? Yapacak bir şey yok, geldim o kadar yani. Gidelim bir şeyler yiyelim, seninle konuşmam gereken şeyler var. Ya ne yemeği lan? Gel şurada yatalım işte, üf. Çok güzelsin, bir de seninle yemek yiyeceğim. Şehirde ismimiz çıkacak amına. Gel gel, arabam az ileride gel. Ayağa bak, ayağı benden bir kız mı olur ya? Allah'ım ya, ben ne yaptım ya? Allah'ım ben ne yaptım ya? Arabamın mazotu bitmiş, bir de aküsü bitmiş, bir de motoru bozulmuş. O yüzden bence yemeği iptal edelim, ne dersin? Anlamıyor ki, lafta anlamıyor. Bir kere kabul ettik da peşimize musallat olur. Ay be, keşke o kız beni rencide etmesine rağmen gitmeseydim be. Ne malım ben, mal bende kafa yok. Nerede bu kurt adam? Bari koşuya bakalım. Nereye la? He yanıma geliyormuş. Ben de bir an sevindim kaçıp gidiyor diye. Koşuya bak, sanki Hüseyin Bolt gibi koşmadım arkadaşlar. Binelim. Gel gel araba. Ay çok da hızlı ha. Hiç arabaya bindiğini bile çaktırmadı. Şöyle araba çıkmıyor. Bence iptal edelim buluşmayı. 500 metre ileride baya uzak bir restoran var. Yemekleri de berbat. Bence gitmeyelim ama... Yine de sen bilirsin. Neyse arkadaşlar, biraz hızlı gidelim. Belki kaza yaparız, kurtuluruz anasını satayım. Ne diyeyim ki yani? Şöyle 200 metre kaldı. Ay gün ışığı, kaza ediyorum. Ay göremiyorum. Aa! Dadi dadi hasta. Ne oluyor? Oha lan, arkada biri bize mokok ediyor, dur. Lanet olsun, benim o uygulamayı indirdim güne. Sana merhaba dedim, sen ikinci gün geldin benim altımaya. Gel gel, burada bir kafeterya var, sana bir simit ısmarlayayım. Vallahi kusura bakma, sen simitten fazla bir şey ısmarlamam aman. La otur otur, lanet olsun otur lan. Ey konuşalım, yemek değil şu an. Garson, bize 2 kilo daşak çorba. Hoş geldiniz, ne alırdınız? Siparişi diğer kişi versin. Ne istiyorsan söyle. Tam istediğim gibi vejetaryen olduğum için dikkat ederek sipariş verdim. Yemek zevki de bana uymuyor anasını satayım. Hiçbir şey uymuyor ki. Keşke ben sipariş verseydim. Bence. Verebilirdin ama karşındakinin ne tercih ettiğine diyor. Neyse geçelim artık bu konuları diyor. O kadar hızlı konuşuyor, anlamadım. Hangi hobilerle ilgileniyorsun mesela? Adam kesmek, bıçaklamak, cinayet, savaş filmleri izlemek. Tuvalet temizlemeyi çok severim. Kendimden soğutmaya çalışıyorum da. Şaka bir yana arkadaşlar, neden hoşlanıyorum? Sinemayı yine biraz seviyorum be. Çok severim film izlemeyi. Boşa vakit kaybı cidden. Seninle ilgilendiğim hobiler hakkında konuşmak isterdim ama hevesim gitti. Sen kendinden bahset hele. Sen ne gibi hobilerin var? Aman akım tipsizim. Temiz bir insanımdır. Karşımdakine diyor... Ya ne diyor? Ne kadar konuşuyorsun lan, dur lan! Kıyafetine, arabasına, hatta evindeki eşyasına bile dikkat ederim diyor karşımdaki kişinin. Sen bir kere yüzün başın hep kir. Suratında yara var. Yerde yatıyorum ben, yerde yatıyorum. Evim güzel değil de. Yerde yatıyorum. Yerde yatıyorum. Oha, alamadın mı evine birkaç eşya? Neyse ben gidiyorum. Kriterlerime uymuyorsun diyor.
$50 paraya bana bu da para verdi amına koyayım. Dilenci gibi her gelen bu orospu bile bana para verdi. Siktir git! Harbuki amına koyayım çok basit bir insanım ha. Cidden fazla kriterim yok lan. 2-3 tane kriterim var gerçekten. Bir titiz olsun. İki olsun amına koyayım. Başka da bir şey istemiyorum yani. Kemi çok sıkıyorum, çok zorluyorum ama bir türlü bir eş bulamadım. Ulan köpekler bile koklaşarak anlaşıyor. Kediler miyavlaşıyor. Su aygırları bile sudan çıkıyor amına koyayım. Kene bir eş buluyor. Bizim neyimiz eksik? Beynimiz var amına koyayım. Paramız yok. Paramız var, kıyafetimiz yok. Kıyafetimiz var, enerjimiz yok. Lanet olsun böyle düzene be. Hep bir şeylerimiz eksik. Kumar yeri. Oynayalım mı birazcık? Yo ben bunu bilmiyorum. Bunda ben sikerler. Ben burada çık. Bunu bilmiyorum. Bu ne? Elinizdeki kartın diğer karttan büyük mü, küçük mü yoksa eşit mi olduğunu tahmin edin. Bahis. Ve bu 50'lik oynanır. Bir $50'lık ben bunu oynarım. Oynuyorum. Bence arkadaşlar bugün ben kötü günümdeyim. O yüzden benim kartım daha düşüktür diye tahmin ediyorum. Oh! $50'ını aldım orospu çocuğunun. Benimki 8'di 12'ndu. Çıkıyoruz. Şundan bir $50 da alsak bizi burada öldürür. Ha, arkadaşlar bakın burada oyunla ilgili bize tavsiyeler veriyor. Hijyenimizi göstermiş bu sabun işareti. Enerjimizi göstermiş bu. Bir de şu an diyor libidonuz düşük diyor amına koyayım. Kulüpte vakit geçirirseniz artar. Amına koyayım nasıl düşük olmasın, ben 50 kilometre yol gitmişim. Anca vites topuzunu kaldırıp indirelim. Kendimizi kaldıracak halimiz kalmadı kardeş. Bir dakika, buraya kay gelmişken bir arabalara bakalım arkadaşlar. Ne tür arabalar var, fiyatları nasıl? Şöyle. Ulan. Harbi arabalar karizma lan. Vay amına koyma, o kadın demek o yüzden bana küfür etmiş. Ulan şurada Lamborghini var. Biz gitmişiz. Tofaş'la kadının önünde drift atıyoruz amına koyayım. Bize sövmüş tabi. Bu araba $350. Bu Audi galiba 1750. Bu Lamborghini $3500. Oğlum çok pahalı bu arabalar be. Ama şimdi önceliklerimiz var. Daha karnımızı doyurmamışız. Araba alınmaz yani. Sanki alabiliyorum da ben de amına koyayım. Alınmaz diyorum. Duşumu da alayım ben. Ondan sonra gidip yatacağım böyle. Bugün her şeyimiz full arkadaşlar. Sadece libidomuz çökmüş. Onu da nasıl arttıracağız? Kulüpte vakit geçireceğiz. Hemen kulübe gidelim. Ulan bir dakika. Araba sen burada bekle. Ben şu markete gidip bir geleceğim. Ola ki lazım olur diye bir şey almam lazım ben bu marketten. Bundan bir tane verir misiniz? Çok sağ olun. Bir tane şeyimiz oldu. Balonumuz. Diğer bir ismiyle zevk-i sefa engelleyici arkadaşlar. Ya da hastalıktan koruma entitüsü başkanı derneği balonu. Evet neyse. Onu aldık. Ya da halk dilinde prezervat. Kulüp de burada bir yerde. Hatta bak ne kulüp işareti diyor. Niye böyle sağa dönün diyor. Saat tam kır diyor böyle. Selamlar, kulüp gördünüz mü burada? Ne tartışıyorsunuz lan? Seni aldatıyor değil mi? Çaktırmıyorsun sen de. Dedikodu yaparım diye bana derdini anlatmıyorsun. Kavat mı la bu acaba? Merhaba. İçeri girmek için bir ücret ödemek zorundasın diyor. Libidonu arttır diyor. Ödeme yaptıktan sonra gün boyunca istediğiniz kadar giriş yapabilirsiniz. Sana mı? Libido arttırıcı duman galiba burada var arkadaşlar. Peki merhabalar hanımlar. Bakın arkadaşlar yavaştan libido dolmaya başladı. Bu libidomu düşürüyor. En iyisi ben şunu izleyeyim. Oyna baby. Bu ne lan? Burada bir kadın var. Karşı cinsinizle rastgele sırt sırta duracaksınız ve sorulan sorulara vereceğiniz her aynı cevap için $50 kazanacaksınız. Kabul. Bir oyun oynayacağız arkadaşlar burada. Aşık olduğunuz kişiyle ayrılmak için size $1,000,000 verseler diyor, kabul eder misiniz? Hayır diye seçenek göremiyorum. Ben evet demişim. Karşı cins ne demiş? Hadi. Evet, ikimiz de sevdiğimizi satıyoruz arkadaşlar. Sevgilinizin geceleri arkadaşlarıyla dışarı çıkmasını kıskanıyor musunuz? Evet, hem de deli gibi kıskanıyorum amına koyayım ama belli etmeyebilirim, yine de kıskandım, doğrudur. Ben evet dedim, karşı taraf ne dedi? Püh, sana amına koydum geniş insan. Birlikte olacağınız kişinin ailesi önemli mi? Ailesi gerçekten önemli ya. Sen kesin buna da hayır derirsin amına koyayım. Heh, helal. Sevgiliniz için bir soda şişesinin üzerine oturur muydunuz? Tuşak taşta mı doğru? Sevgilim için değil zaten, soda şişesinin üstüne oturmayı seviyorum. Allah şaka yaptım lan. Evet dedim arkadaşlar, şaka yaptım lan. Amına koyayım, bu da evet dedi. Bir erkek ilk buluşmada hesabı ödemeli mi? Lan o kadar centilmenlik yapalım, siktir et tamam. İlk buluşmada ben öderim, sonraki 4 hesabı öderse bence gayet mantıklı. Evet, karşı tarafın cevabı hayır. Vay, hesap da ödetmiyor. İyi karı.
cimri bir insanla çıkar mısınız? Hayır. Sonuç olarak bu işten biz karlı çıktık arkadaşlar. Bu bölüm son kez giriyoruz uygulamaya, eşleşelim. Luna. Kabul etmiyorum lan, bu ne lan? Böyle selfie mi çekiler? Amına kodum cahili sen. Başka yok mu? Ya bunlar ne oğlum? O saç rengi ne amına koyayım? Cırtlak sarısı. Hayır. Son bu kaldı. Bak bu idare eder. Olgun. Ben de kafa yapısı olarak olgunum yani. Bir kabul ederim sizinle bir şey yapayım yani. Umarım o kadın bizi kabul eder. Bu arada ben niye hiç kendi fotoğrafımı çekmiyorum ki hakikaten? Lan Hanzo arkadan çık lan. Ben arkadaşlar kendi fotoğrafımı çekeceğim bir dakika. Kendi arabamla bir selfie'mi çekeyim. Külüstür de olsa bir arabamız var sonuçta. Aynı arabanın markası da pek belli olmasın. Çekelim böyle. Çok güzel fotoğrafım var şu an arkadaşlar. Profil resmi de yaptım. Ve eşleştik. O karıyla eşleştik galiba. Savanna. Selam. Hemen çok güzelsin diye itirafı yağdırıyoruz. O da bana umarım çok... Ya bu da egoistin teki. Ben birinci mesajından anladım. Çok mütevazısın desek kırılır. Onun yerine insanın kendini bilmesi çok iyi bir şey diyeceğim. Yavşıyorum. Sırf yavşıyorum var ya, karakter önemli değil. Evet gerçekten öyle, bugün buluşmak ister misin? Tabii ki. Seni ben götüreceğim oğlum. Kusura bakma da. O zaman sana gönderdiğim konuma gel. Karı bana göre değil, hiçbir karakterime de uymuyor arkadaşlar. Aa direkt buradaymış. Sen misin lan? Ya bu ne lan? E bu ne lan, amına koyayım, uygulamada boyunun 1.10 olduğu yazmıyordu ki. Konum da hemen yanımızda çıktı şansa be. Konuşalım, merhaba. Selam. Seni biraz daha farklı bekliyordum. Arkadaşlar hani diyorlar ya, karınca bir gün içmiş serhoş olmuş ejderhaya demiş senin ananı sikerim. Bu da öyle bir mesele oldu. Yani sen hala beni mi beğenmedin? Neyse bak, senin kalbini kırmayacağım. Hiçbir şekil kırmayacağım. Nasıl farklı bekliyordun beni? Yani bilmiyorum. Her neyse, ne diyeceğimi bilemiyorum. İlk olarak ne yapalım? Ne istersin yani? Çok açım, acilen yemek yemem lazım. Davar hesabı bize kitleyecek. Bir de emir ediyor bana, acele et diyor. Bunu biz senin bir restoranta getirelim. Lan bunu yatağa atsak ne, atmasak ne, harbi var ya bizde. Oğlum ben hiç olmuyorum ben. Diyor çok açım, evde bir şeyler yiyip gelsene anasını satayım. Sanki profilimizde ben aşçıyım yazıyor amına. Çok açmış. Hastaysan yarrağımı da yiyebilirsin. Kısacası öyle derdim. Kalbini kırmak istemiyorum. Sırf huyuna gideceğim. Bir adet balonum var zaten. Onu da boşa harcamayalım yani. Evet, restoranta geldik. Şurada inelim bence. Kapıdan gire, pencereden girmeyesin. Üste bak amına. Fiziğe bak, giydiği elbise. Garson, bakar mısın müdür? Ulan garsona bak, dünya yıldızı. Bu kadın ne sever acaba? Bence bu hamburger seviyordur. Bak et de seviyordur. Birinci sınıf sığır eti. Ama pahalı bu. Bence sana ben bir tane bisküvi... Ne yapmak istersin bu yemekten sonra? Yani bilmiyorum ki. Artık eve mi gitsek acaba diye bir davet edeyim. Artık zamanı geldi amına. Biraz alışveriş yapmak istiyorum. Senin için sorun olmaz değil mi? Benim için uygun. Arkadaşlar umarım altından kalkamayacağımız şeyler almaz. Yani çok fazla param kalmadı. 155 dolarım var. Buyur geç, ne istiyorsun? Oha koşuşa bak. Lan yavaş lan. Maza kaçmıyor. Ne istiyorsan al hadi. Pahalı reyona gitme, şapka mapka. Kasaya gidiyor. Götümüzü sikecek galiba. Merhaba. Borcumuz. Güzel bir alışveriş oldu. Hadi ödemeyi yap da gidelim. Ben senin amına koyacağım. Sana bir şey söyleyeyim mi? İlk defa bugün bir şeyler hissetmeye başladım. Bak sen çirkin olabilirsin, ona bir şey demiyorum ama benim çavuşta ufak bir hareketlenme oldu. Bu da demek oluyor ki yani idare edersin yani. Evet, barda da 2-3 bir şey içelim gidelim ya. Çabuk gel, çabuk çabuk. Hadi ne beğendiysen iç gide hadi. Aslında fazla param yok ama şimdi bira içse bize ters yapabilir, o yüzden bir 50'lik vodka bir tane açalım. İçsin. Ver şuna şu vodka, içsin bu. Ne iş yapıyorsun? Serbest meslek yani, çeşitli işlerde çalışıyorum gülüm. Evet, içkilerimizi de içtiğimize göre. Boş zamanlarında ne yapmaktan hoşlanır? Seni. Ne yapmak istersen hadi la. Yordan amına koyayım bizi. Artık eve mi gitsek acaba? Hı? Hadi la. Hadi be. Çok iyi olur, hem de çok yoruldum zaten. Birazdan garson, lan sokarım garsona, hesabı ver. Son 75 dolarım kaldı. Karı eve gelmeyi kabul etti. Gel gülüm, koşalım. Gel. Benim evim çok mütevazi bir ev. Normalde param var ama eve fazla önem vermem. Daha çok gezip tozmayı severim. O yüzden yani evim biraz kötü olabilir. Senin şey yapmasın yani, moralin bozulmasın. Yatak var, yer yatağı. Orada yatabiliriz birlikte istersen.
ki istiyorsun biliyorum yani. Şöyle şu dağ yolundan gideceğiz çünkü köy gibi bir yerde yaşıyorum, yanlış anlamazsan. Doğal hayatı çok seviyorum. Çok mutluyum. Evet. Buyur. Gir lütfen. Önce sen bayanlar önden. Evin bura. Hoş geldin. Konuşalım biraz. Hep öyle evleri merak etmişimdir. Devam edelim. Edelim. Şey bilirsin. Bu kondom, ben kondomsuz yapamam. Var. Var, hemen böyle bir takalım. Lan! Galiba oluyor lan. Oha! Balon takıldı, dur lan. Çok hızlı tuşlar gidiyor lan. Arkadaşlar dur, umarım takabilirim. Lan heyecandan takamayacağım. Lan. Aa, gözlerim görmüyor. Bir dakika arkadaşlar, çok heyecanlıyım, beni affedin. Aa, yapamayacağım gibi lan. Lan daha takma aşamasındayız ha. Taktım, %95 taktım. Döşeme ne zaman başlıyor? Lan bas lan! Hello. Sonunda lan! Lan yermiyor lan, hırsını senden çıkaracağım lan! Yaş fark etmez demiştim sana, 20 saniyem kaldı. Lan bunu tavan yap. Ulan space tuşunu bas! Abi lan! Oyundan çıkacağız, 10 saniyem kaldı, çabuk. Ulan çok yoruldum lan. Çok yoruldum lan! 7 saniye. Ay göz... Aslında bunu bir poşetle kafasını kapasaydık daha rahat olurdu da. Sonunda be, ilk defa birini yatağa attık arkadaşlar, bak. Lan çok yoruldum lan. Kadın nereye gitti lan? Bir uğurlasaydık. Eve geçti galiba. O kadar ki yoruldum, hemen duş almalıyım. Yeminime benden büyük kalktı lan. O neydi lan öyle? Bir tuhaf oldum yani, hep hayalini kuruyordum. Tamam, pek güzel bir insanla şey yapmadım. Ama yer yatağında bile kabul etti yani, çünkü başkasını bela atamazdım. Çok çekici olduğum için yer yatağına bile atabildim onu. Çok farklı bir histi, hiçbir şey anlamadım heyecandan. Sonra o şey takana kadar zaten zamanım bitecekti. Elim ayağıma dolandı, pek bir şey hissetmesem de en azından artık milli olmanın gururuyla bu bölümü sonlandırayım diyorum arkadaşlar. İleriki bölümlerde umarım daha güzellerini şey getirebiliriz buraya. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.